Bu arada Hamas elindeki rehinelerin bazılarını serbest bırakıyor, bırakmaya devam ediyor. Şimdi dinleyelim, kulak verelim. Rehineler anlatıyor. Bize çok iyi davrandılar. Rehin tutulduğum sürede doktor gelip kontrol ediyordu. Serbest bırakılan 85 yaşındaki İsrailli rehine neden Hamas üyesinin elini sıktığını bu sözlerle anlattı. Rehinelerin serbest bırakılmasına İsrail'den önce Amerika'dan ses geldi. Ateşkes için tüm rehinelerin serbest bırakılmasını şart koştu. Hamas 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıda 250'ye yakın asker ve sivili rehin aldı. Bazı rehinelerin İsrail bombardımanlarında öldüğünü duyurdu. Saldırılar sürerken rehinelerin bırakılması için görüşmeler başladı. Daha önce 3 rehineyi serbest bırakan Hamas, Katar ve Mısır arabuluculuğunda 2 İsrailli rehineyi daha bıraktı. İnsani nedenlerle bırakılan 79 ve 85 yaşındaki iki kadının görüntüleri anında medyaya servis edildi. Görüntülerde Hamaslıların iki kadına yiyecek ve sıcak içecek verdiği görüldü. Kadınlardan biri yüzü maskeli Hamas üyesiyle ambulansa kadar el ele yürüdü. Sağlık görevlilerine teslim edilmeden önce bir kez daha ona dönüp elini sıktı. Refah sınır kapısından alınan rehineler helikopterle İsrail'de bir hastaneye götürüldü. 85 yaşındaki Liftis burada kameraların karşısına çıktı. Başından geçenleri anlattı. Kocası hala Hamas'ın elinde olan İsrailli kadın kaçırılırken tünellerde kilometrelerce ilerlediklerini söyledi. Tünelleri örümcek ağına benzetti. Rehin tutuldukları dönemde tüm rehinelere iyi davranıldığını vurguladı. Kaçırılırken cehennemi yaşadım. Sonra bize iyi davrandılar. 5 kişiydik ve her birimizi izleyen bir gardiyan vardı. Tüm ihtiyaçlarla ilgilendiler. Çok arkadaş canlısıydılar. Yaşlı kadın nasıl beslendiklerinden de bahsetti. Onlar ne yediyse biz de aynısını yedik dedi. Pide, peynir, krem peynir ve salatalık verdiler. Bütün gün boyunca yediğimiz tek öğün bunlardı. Rehineleri bulmak için Gazze'ye ani baskınlar düzenleyen İsrail güçleri henüz bir sonuç alamadı. İsrail ordusu çareyi Gazze'ye broşür atmakta buldu. Rehineler hakkında bilgi verene güvenlik ve para teklif etti. Size tam bir gizlilik garantisi veriyoruz dedi. Sabah akşam bombaladığı Gazze'lilerden muhbir olmalarını istedi. Rehine pazarlıkları da sürüyor. Hamas liderlerinden Halit Meşal, rehinelerin serbest bırakılmasının uygun koşulların sağlanmasına bağlı olduğuna dikkat çekti. İlk etapta İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıların yoğunluğunu azaltması gerektiğini vurguladı. İsrail basını Hamas'ın 50 rehineyi bırakmaya hazırlandığını, bunun için Gazze'ye yakıt girişine izin verilmesini istediğini yazdı. Netanyahu yönetimi bu teklifi kabul etmedi. Tüm rehinelerin serbest bırakılmasını istedi, pazarlıklar tıkandı. Efendim, uluslararası camia bu vahşete dur diyemiyor. Kimisi zaten dur demek istemiyor, niyetleri o değil. Dur densin diye söyleyenlerin de sözünün gücü yok. Bugünlere hazır olmak lazım ve bunun yolu kürsüden konuşmak değildir. Hatta silah bile değildir. Ekonomik olarak güçlü olmak, kendi siyasi efendim geleceğinden ya da koltuk sevdasından vazgeçebilmek gerektiğinde ülkenin çıkarları için, kimseye borçlu olmamak, ondan bundan para aramamaktır. Neyse, şimdi bu coğrafyada bir de niye hiçbir yere varılamıyor? Herkes tepkili, farkındayım. Görüyorsunuz, binlerce çocuk katledildi. Peki bu coğrafyada kimin eli kimin cebinde? Belli mi? Belli değil. Mısır ve Katar şu anda arabuluculuk yapıyormuş gibi görünüyorlar. Peki Mısır hep böyle idi zaten. Bir dönem Gazze'nin kontrolü de kendilerindeydi. Ama Refah kapısını açmıyor Gazze'lilere. Belki biraz yardım giriyor filan ama sadece yabancılar girip çıkabiliyor. Sonra Katar, Hamas'ın finansörlerinden olduğu söyleniyor. Fakat Katar'ın parasını yönetenler İngilizler. Nasıl oluyor bu iş? Bu arada Türkiye çok hevesli. Ama masada yok Allah'tan. Çünkü bu coğrafyada bu işlerin içine çok hevesli katılmamak lazım. İyi bakmak, iyi izlemek lazım. Hem bu arada Hamas lideri Haniye 18 gün önce neredeydi? Neredeydi? Belki
hükümet yetkilileri bilir ve açıklarlar.